Ben neredeyim? Aa, kameraları çıkmış. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Vallahi de billahi de bayağıdır diyordum ya. Gerçekten hani ben ne zaman bu videoyu çekeceğim, ne zaman ben bu videoyu paylaşacağım diyordum. Vallahi de billahi de diyordum ya. Ya normal şartlarda benim bir videoyu çekmem max bir gün olur. Kur'an çarpsın Kur'an'ıma yani. Bir yıldır bir video çekeceğim. Yok, çekemiyorum. Yani vakit yok. Gerçekten yani vaktinizin böyle kıymetini bilin. Çok ciddiyim. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Özlemişim ya. Ya ben bu sahaları özlemişim. Gerçekten özlemişim. Yani böyle kendimi pozitif bulduğum bu anda baya yani. Şu an çok pozitif. Bu ne ya? Arkadaşlar konu şu. Sosyal medya yani Twitter, Instagram gibi yerlerden bana gelmiş olan bütün soruları yani buraya yazdım. Bütün soruları teker teker cevaplayacağım. Kaçamak yok. Direkt cevaplayacağım. Hazır mısın? Başlıyorum. En iyiden en kötüye arkadaşlarını sıralar mısın? Ya bu soruyu soran kişi beni ateşe attı ya. Yani artık ne diyeyim gerçekten? Ya unutursam birini. Yani bu rezil gülüş içime sarıyor. Unutursam affedin. Yani bu videoyu Felix bulacaklar da böyle ergence bulan, eğlenceli bulan, berbat bulan. Hepsi olacak. Ama ben hem Felix olmak hem pozitif olmak için, hem konuşmak için, hem eğlenmek için bu videoyu çekeceğim. Başlıyorum ha. Sordum soruyu. Kim sorduysa kullanıcı adını yazsın da ona belasını sileceğim. En iyiden en kötüye arkadaşlarına sıralar mısın? Yani şöyle, 16 yıllık arkadaşım varken kimseyi sıralayamam. O kadar mı? Tabii ki arkadaşım Seyhan. İleride olmak istediğin meslek ne? Ya ben şu an pazarlama okuyorum. Okuduğum alandan memnunum veya değilim. O karışık zaten şu an. Yani çünkü sanat dalında ilerlemek isteyen birinin pazarlama alanında olması zaten saçma. Ya benim açımdan saçma. Çünkü benim hiçbir zaman hayal etmediğim, istemediğim, beklemediğim bir meslekti pazarlama alanı. Ama şu an... Ah, yeter, yoruldum. Yani olmak istediğim meslek sanat dalındayken şu an olduğum durum çok başka. Ama tabii ki hayatımı, kariyerimi değiştirmek de benim elimde. Para mı, aşk mı, aile mi sıralar mısın? Görmeyin beni, tamam. Yani benim hayatımda zaten aşk yok. Aşk bir fake yani. Aile de benim için son. Para. Aşk. Aile. Ama şöyle, ailede yine sevdiklerim var ya. Yok yok, ben bunu bir kenara atamam. Para, aile, aşk. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi... Küfret istemiyorum şu an. Ama ettirecek yani bu soru. Lan ekonominin anasını sıktılar yani şu an. Aha. Neyini tartışıyorsunuz? Ekonomi kötü.
Ben ekonomiyi mantıklı bulmuyorum. Çünkü izlenen... Türk Dil Kurumu benim Türkçemi görseydi eğer şu an... Sanırım... TDK... şeyi batırırdı yani. Bırakırdı. Pardon. Ekonomi bence kötü. İzlenen politikalar kötü. Ülkenin başındakinin doğru bir yol izlediğini düşünmüyorum. Geçmişe baktığımda ve şu anki duruma baktığımda gerçekten durumun içler acısı olduğunu görmek mümkün. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım ama çok küçük duruyorum bence. Kendini en sevmediğin özellik ne? Ya sivilcelerim. Gerçekten. Yani beni böyle bitiriyor, anladınız mı? Yani götümde çıksa anlayacağım. Hani görmüyorsunuz götümü ama yüzümde, ya yüzümde lanet olsun böyle akmaya. Gerçekten. 2023 seçimi için ne düşünüyorsun? Bence yine malum parti kazanacak ya. Çünkü bu ülkede bu kadar insan olduğu sürece, akıllanmadığımız sürece iktidarda kalmaya devam edecekler. Ama şu an malum partiyi çökertecek nesil bu kuşak. Bu kuşak bu durumu değiştirebilecek bir zihniyet. Ama yani gördüklerim, izlediklerim, baktıklarım gerçekten kötü. Hala aynı kafada olan troller mi dersiniz? Maaş alan troller mi dersiniz? Ekonomi iyi diyen mi? Yönetim iyi diyen mi? Bakın sadece konu aslında ekonomi değil. Kadın cinayetleri daha bunun önüne geçilmiyor. Geçilemiyor bir türlü. İşsizlik problemi. Ama herkesin dilinde olmuş bir ekonomi. Ya amına koyayım böyle ekonomi. Yok böyle bir şey. Yok. Tek ekonomi değil sıkıntı. Kendini üç kelime ile anlar. Asabi. Çılgın. Alınca. Alınganlığımı bilenler biliyor ha. Yani göz kırptım. Siyasi tutumunu alenen göstermek seni rahatsız etmiyor. Etmiyor. Ben bir solcuyum ve solcu olmaktan da gurur duyuyorum. Sağcı olup kişneyeceğime, meyleyeceğime solcu olurum, Atatürkçü olurum. Daha iyi. Seni en iyi tanımlayan şey nedir? Para. Bu yapmacıktı bu arada. Ya ben şöyleyim. Para olmadığı zaman ben yok. Beni parayla tanımlıyor. Parayla ben. Arkadaşlar soru bitti ya. Yani soruları 9 dakikada bitirdim. Kısa ve net, özet. Ama hiç kaçamakta cevap vermedi. Yani neyse o. Onu söyleyeyim. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım ilk videom hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Daha pozitif, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.